Merhabalar. Bir katıl dersine daha tekrar birlikteyiz. Evet, umarım keyifler yerindedir. Enerjimiz yerindedir. Sıkı çalışacağımız, yoğun bacak, yoğun karın, yoğun sırt yapacağımız bir beden incelme hedefli. Biraz da terleyeceğimiz harika bir kombinasyona hazır mısınız? Dedikten sonra hemen topumu alıyorum ve ben başlıyorum bile. Şimdi, simit bolumu aldım. Duvara geçtim ve biraz simit bolu hafif aşağıya doğru, yani bel ve popo hizasının bir minik aşağısına doğru alıyorum ki indiğim zaman aşağıya simit bol tam belime yerleşsin, pozisyonum doğru olsun. Kalçam arkada, sırtım dik, karın kaslarım içeride ve yavaşça iniyoruz pilye. Harika. Burada önemli olan şey neydi? Parmak uçlarımıza bakıyoruz. Dizlerimiz aşağıya eğildiğinde parmak uçlarımızı hafif de olsa görüyoruz. Diz mekaniğimizi korumak için. Ve evet, bu pliye, yani sırtım dikey bir şekilde, dizlerimi büktüğüm bir pozisyona artık alıştığınızı düşünüyorum. Dört tekrar daha. Her zaman kontrollüyüm. İnerken üst bacak kaslarım, kalkarken ayak tabanlarımı itiyorum. Son bir tane daha ve yavaşça kalktık. Çok güzel. Şimdi bunu seviyelerini öğrendik değil mi? Yukarıdan kalça hizasına kadar, kalçadan aşağıya kadar veya yukarıya doğru kalkarken üst bacak kaslarımızı sıkıyorduk. Tamam, bunlar çok güzel. Şimdi hemen yeni bir tane hareket ekliyorum buraya. Etkiyi 3-4 kat arttıracak. Ayaklarımı bir minik azıcık geriye aldım. Yine kalça genişliği kadar açık, paralel pozisyondayım. Şimdi dizlerimi büktüm. Dizlerim tam kalça hizasına geldi. Şimdi topuklarımı yavaşça karşıya doğru kaldırıyorum. Röleve bekliyoruz. 10 saniye. Evet, etkiyi arttırıyoruz. Üst bacak kaslarımızı hissediyoruz. Bilekler dışarı gitmesin. Düz karşıda. Ve 3, titriyoruz. 2, 1, topuklarım bas ve yavaşça kalk. Ne kadar ölürsek ölelim, zık diye kendimizi bırakmıyoruz ve inmiyoruz. Bu role ve pozisyonları inanılmaz iyi gelecek. Çok da seveceksiniz. Şimdi biraz zorlaştırıyoruz. İndim 1. Role ve bas. Role ve bas. Gövdemde hiçbir hareketlilik yok. Sadece topuklarımı kullanıyorum. 5. Ayak bileklerine iyi gelecek. Üst bacak kaslarını ekstra çalıştırıyor. Son 3. 2. Son tut. 4. 3. 2. 1. Bas ve yavaşça kalk. Ya. Nasıl üst bacak kısmı tam çekiyor, tam esnetiyor ve harika bir etki. Şimdi rölevede bekledik 1. Topuk indirdik, kaldırdık 2. Bir tık daha zorlaştıracağım. 8 tekrar. Bence kesin yaparsınız. Tekrar. Dizleri büktük. 1. Röleveye çıktık. 2. Kalça. Ve ne çok kalkıyorum ne çok iniyorum. Ortadayım. 3. Ölüyoruz. Son. Topuğu bas ve kalk. Harikaydınız. Evet, nasıldı? Bir tık daha zorlaştırdık. Rölevede dikkat etmeniz gereken yarım değil, full topuğun kalkmasına. Hareket ederken de onu aşağıya indirmemeye gayret ediyoruz. Bir kez daha normal ayaklarım bir tık önde. Pliye yapalım. Ve bir ve iki. Artık ne kadar kolay değil mi? Üç. Az önceki pozisyondan sonra. Çok güzel. 8. Rahatlatmak için yapıyoruz. 9. 10. 11. Son. Yavaşça kalktık. Güzel. Şimdi bu etkiyi hemen iç bacak kaslarıma da uyguluyorum. Turn out. Evet. İç bacak için circle'dan sonra, circle'a sıkmaktan sonra en sevdiğim hareket. Hemen ayak
Ayaklarımı kalçadan daha geniş açtım. Parmak uçlarım hafifçe dışarıda. Dizlerimi büktüm. Sırtım silis bolda. Parmak ucu geriye, topuk hafif ileriye. İç bacak kaslarını hissediyorum. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Ağırlığını rahat bırak. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça kalktık. Güzel. Şimdi ayaklarımı bir minik geri çekiyorum. Hafif, küçük, küçük. Çok önde olursa kayarım. O yüzden ona dikkat ediyoruz. Bir minik geriye. Şimdi oturdum. Röleve. 1, 2, bilekler nasıl karşıya yüksek, topuklar öne. Topukları bas ve up. Oh! Nasıl güzel çalıştı. Topuklar yüksek ve öne doğru duruyorsa tam doğru kası hissediyoruz. Şimdi röleve kontrol. Nefes al. İndik. Topuklar bir ve bas. Her bastığında bir tık öne topuk. Bilek tam kaldır. Kaldır. Sekiz, dokuz, on, on bir, son on iki. Topuğu bas ve kalk. Harika gidiyoruz. Röleve plie. Topuklarımı havaya kaldıracağım. Kalçamı kontrollü bir şekilde inip kaldırmaya çalışıyoruz. Ayaklarınız öne kaydıysa bir minik geri alabilirsiniz. Silis bolumuz hazır, ortada ve dengeli, indik. Topuğu kaldırdık, kalça. Ve bir, ve iki, ve... Kasları hisset. 11, 12. Topuğu bas ve kalk. Çok güzel. Bütün kaslar çalışıyor. Vücudumuz açılıyor. Rahatla rahatla. Bacağımın arkasına kramp girdi diyorsanız böyle ufak ufak streçlerle gevşeyebilirsiniz. Şimdi birinci hareketimiz neydi? Plie. Bakın ne kadar kolay olacak. 12 tane iniyoruz. 1. Dizler geriye. Bir, aşağıda tut. 4, 3, 2, 1, kalktı. Güzel. Şimdi bacaklarımızı gayet iyi hissettik. Plieleri hissettik. Şimdi karın kaslarıyla devam edelim. Siz de ısındıysanız benim gibi yavaşça üstünüzü çıkarabilirsiniz. Suyunuzdan çok az bir minik içebilirsiniz. Çünkü karın kaslarına başlayacağız. Ve harika. Kendinizi uygun bir numaraya geçirmek gerekli. Sonradan destek alabilirsiniz. Ya da benim gibi ayaklarınız kaymasın diye şöyle bir teravattan minik destek alabilirsiniz. Şimdi siz sola oturduk. Kalçam topun tam ortasına. Ayaklarım önde düz. Bu bizim için doğru bir pozisyon. Ve yavaşça kalçamı yuvarlıyorum. Biraz daha kalçamı ileriye alıyorum. Belimin rahat bir pozisyonda olduğundan eminim. Sırtımı çok düşürmüyorum. Çok dik değilim. Hafif geriye doğru ufak ufak kalkıyoruz. Bu sivis bolun mekikleri çok güzel. Belini oynatma. Karnını çek.
ve 20. Dinle. Güzel. Şimdi yavaşça öne doğru esniyoruz. Belini aç, sırtını aç. 4, 3, 2, dizini büyük. Tekrar kalçayı yuvarladım. Biraz daha düz. Az önceki pozisyonla aynı. Kalçam aşağıda. Sırtım düz. Ufak ufak kalkıyorum. 1. Güzel. Önce baş, omuz, yan. Tekrar. Devam. 11. Son. Kalça arkaya. Hareketi yavaş yaptığınızda, karnınızı sıkıp omuzlarınızdan başladığınızda bir titreme olacak. Eğer bunu yaşıyorsanız, doğru. Derin kaslar çalışıyor ve denge unsuru daha da gelişiyor. Şimdi karnımın artık birazcık daha orta ve alt kısmını çalıştırmak istiyorum. Büyük top bunun için çok iyi. Çünkü yerdeki mekiklerde bu kadar hissedemeyebiliyoruz. Şimdi kalçamı yavaşça yuvarladım. Okey, belimi yuvarladım. Şimdi daha kalçamı geri almıyorum az önceki gibi. Biraz sırtımı geri alıyorum. Yine belim topta mı? Topta. Ufak ufak. Belini kaldırma. Bir C harfi gibi kalkmaya çalış. Süper. Karnını hisset. Sol. Okey. Yavaşça kalçayı düzelttik. Öne esniyoruz. Tekrar. Ve sırtını yavaşça kaldırdım. Kalçamı yuvarladım. Popo okey. Belim, sırtım. Şimdi eller başımın arkasında. Yukarıya doğru kalkıyoruz. Bir. Alt karın. Burada biraz öne doğru vücut görüyorum. Hayır. Bütün hareket yukarıya doğru. Sanki çene, göğüs, baş yukarı değiyor. Devam. 11. 12. Dinle. Güzel. Karnımız çok çalışıyor. Devam. Şimdi yine kalçamı hafifçe büktüm. Gövdemi yatırıyorum. Topu çok hafif çektim. Çok değil. Şimdi gövdeyi düz yapmaya çalış. Az kalkıyorsun. Minik ve başın, omuzun. Harika. Karnının altını hisset. Harika. Karnımız yanıyor, çalışıyor. Şimdi karnı bu kadar yakmışken tam ortadaki lineal bağ, şu çizgiyi biraz daha çıkartalım. Tam tersi. Şimdi kalçamı öne götürebildiğim kadar götürdüm. Popo toptan daha ileride. Top yapıştır. Ve aşağıya bırak. Böyle bir kırılma olması lazım. Bazen şöyle tuttuğunuzu görüyorum. Hayır, kalçayı bırak. Yes. Şimdi eller başın arkasında. Göğsünü esnet ve kapat göğsünü. Hareket et göğüs kafesinden. Başımla değil, göğüs kafesinde. Geriye giderken kalçayı kaldırmamaya dikkat edin. Kalça ağır ve yerde. Nefes ve at. 5. Gerdir, gerdir, gerdir. Sık bütün karnı. Bırak, önce sık, sonra kalk. Harika. Son iki.
Sol. Karnı sık. Popoyu hafif kaldır. Karşıya pres. 1, 2, sık karnı. Sol. Veyahutça geriye yürü. Yürü, yürü. Harika. Hemen bir oblik yapalım. Obliklerde biliyorsunuz bir el başına yaptığında bir el toptan işte iki eli de kullanmayalım. Kalçamı yuvarlıyorum. Çok aşağıda değilim, çok yukarıda değilim. Sırt hafif kaldırdım. İki kol dönüyor rotasyon. Bir, iki. Dirsek hareketime dikkat. Biri öne, biri arkaya. Son iki. Sol. Durmadan diğer taraf. Bir. Evet. Sol. İki tane daha. 11 ve 12. Harika. Karnımızı iyi çalıştırdık. Şimdi hemen yana doğru esne esne esne. Belini esnet. Sırtını esnet. Ve yavaşça karnı çek. Öne yürüyorum. Adım, 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 adım. Evet. Başım ve omuzlarım. Ses formu. Güzel. Rahatım. Şimdi kalçayı havaya kaldırdık. Güzel. Kendi ağırlığınızı tam hissedin. Omuzları topta, başın topta, kalçam havada sıkıyorum. Şimdi belimi yavaşça aşağıya bırak, kalçayı sık. Ve popo ve arka bacak. Bu şekilde dengemi rahat koruyamıyorum diyorsanız elinizden destek alabilirsiniz. Belini acıtma. Karnını sık. Popoyu sık. Son 5. 4. 3. 2. Son. Güzel. Şimdi popo havada. Kollarım yukarıda. Yavaşça kolumu sağ tarafa doğru çeviriyorum. Omuzumu da hafifçe geriye çektim. Şimdi ortaya kalçayı düşür. Son. Ve kalça yüksek. Kontrol. Ve güzel. Yavaş yavaş hareketi geçiyorum. Yana döndüm. Omuzumu geriye çekiyorum. Harika. İlk başta ben olmayabilir. Ama merkez bölgeniz sağlamsa, karnını, poponu tutabiliyorsan son. Rahat olacak. Şimdi kalçam tekrar aşağıda. Yine kalçayı az öncekinden biraz daha indiriyorum. Neredeyse popo yere değecek. Küçük kaldırıyoruz. 1 ve 2. Şimdi artık gövde biraz açıldığı için başımı koymak zorunda değilim. Ama kalçanın aşağı inmesi popoya binen yükü artırıyor. Sık kalçayı. Kalçayla iniyorum. Popoyla kalkıyorum. Son 5, 4, 3, 2, 1, tut. 4, 3, 2, 1, kalça arkaya ve şahane. Şimdi, güzel bel, popo, arka bacak, ufak ufak geliş yaptık. Süper. Şimdi hemen sırtımıza geçiyoruz. Sırtımızda. Güzel bir önce ısınma sağlayalım. Esne esne esne. Rahatla rahatla rahatla. Ve yavaşça roll up. Sırtımı kaldırdım.
dizlerimin üzerinde. Karın kasları içeride. Bacaklarım kalça genişliği kadar açık. Sırtım dik. Az önce kalçayı sıktık. Bu kısmı kırık bırakmayın. Düz. Şimdi küçük parmaklar aşağıya gelecek şekilde dirsek benden bir tık önde. Gövdemi hiç kırmadan topla birlikte dümdüz gidiyorum. Bakın önce ağırlığım gidiyor. Şimdi yavaşça dirsek ve baş, omuz topa bastır, kalk. Kalçayla git. Ve başınla kalk. Hiç kırılmıyoruz. Harika bir çalışma. Ter atıyoruz. Hadi bakalım. Son 4. Gövdeni tut. Son 2. Kollar bir tık aşağıya. 4, 3, 2. Bir tık daha topu it. Alnını yere değdir. Ve yavaşça karnını içeriye çek. Güzel. Şimdi gövdeyi düz götürebildiğinizi düşünüyorum. Şimdi bu pozisyonda birazcık daha kol çalışacağız. Yani karın kasları içeride. Gövdem ileriye doğru gidecek. Açıldığım yerde kolu uzat, çek. 4 tane yapacağız. Hadi. Ve şimdi kolu uzat, çek. Son. Kalk. Topa bastır. Asla kırılarak değil. 2. İlk top. 1. Çek. 2. Son. Kalkıyoruz. Üçüncüsü. Ve 1. Son. 4. Kalkıyoruz. Harika. Şimdi kollarımız, karnımız, sırtımız biraz çalıştı. Biraz daha nabzı yükseltip biraz daha ter atma vakti. Şimdi yavaşça dönüyorum. Yine sivis bulmatın ucuna. Bakın ayaklarımla çekebildiğim kadar çektim. Dizlerimi de kapattım. Güzel. Şimdi dirseklerimi plank pozisyonunda yere koyuyorum ve 10 saniye sivis bola çıkıp plank yapıyoruz. Nefes aldık. Nefes verirken kalkıyoruz. Karnını sık, topa bastır. Kalça bir yukarıda. Şimdi dizi çek ve in. Güzel. Diz eklemini germek ve diz eklemini çekmek bence daha kolay artık ha. Hadi bir kapan açıl, kapan açıl yapalım. Kalçam yukarıda. Dizlerimi çekiyorum. Açıldığımda plank pozisyonuna dönüyorum. Çok kalçanızı aşağı bırakmayın. 6 tane. Hazır. Çek. 1. 2. Kalça yukarıda. Dizlerini çek. Son 2. Son. Ve dizleri koy. Bence hiç fena değildik ha. Şimdi topun kontrolünü bir tık daha hissetmek için havaya kalkacağım. Sağ bacağımı dümdüz yukarı kaldıracağım. İndireceğim. Sol bacak. Sağ, sol. 4 tane. Ve karnını sık. Topa bas. Kalk. Sağ. 1. Yavaşça in. Sol.
İki. Yavaşça in. Karnı yukarıdan. Ve dizi çek. Harika. Nasıl? Bence hiç fena değiliz. Gayet iyiyiz. Bir set daha kapan açıl kapan açıl yapıyoruz. Topu çektik. 6 tane. Biraz daha ritmik. Hazır. 1 2 3 Son. Ve süper. Nasıl? Birazdan nabzımız yükseldi mi? Bence gayet iyi gidiyoruz. Karın kasımızı, sırtımızı çok güzel hissettik. Şimdi bir sonraki hareketle devam ediyoruz. Sırtımız gayet iyi çalıştı. Hemen bir tane iç bacak yapacağız. Evet, sırt kolu gönderdim. Dersin başında bir iç bacak yaptık. Şu an amacımız biraz daha onu sabitlemek. Ben de sırt kolumu önümüze gelmemesi için sabitlemeye çalışıyorum. Denge yolu bu. Yes. Tamam. Şimdi sırt üstü yatıyoruz. Güzel bacak, güzel karın, güzel sırt yaptık. Circle'ı yerleştirdim, ayaklarımı tam kapattım, ringi sıktım ve bekliyorum. 3, 4. Aç kapat ve 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Devam. 11. Sık, tut. Ve 1, 2, 3, 4. Süper. 5, 6, 7, 8, 9. Son kez aç kapat. 10, 9, 8, 7. Süper. Şimdi circle'ı aldım. Bacaklar esniyor. İç kaslar rahatlasın. Nefes al. Nefes verirken bacakları kapattık. Şimdi circle elimde. Sağ dizi göğsüme doğru çektim. Peti tam ayak tabanından geçirdim. Dizi kendime çektim. Ufak ufak esniyoruz. 5, 4, 3, 2, dizi aç, esnet, 1, 2, dizi bük, hemen bacak değiştirdim. Şimdi dizi göğsünü çek, esnet, 5, 4, 3, 2, yavaşça bacağı aç, esnet, 1, dizi bük. Tekrar. Bakalım ne olmuş. Sağ dizi önce göğsüme doğru yaklaştırdım. Dizi aşağıya bırakmadan o yükseklikte koruyarak ayağın altını açmaya çalışıyoruz. 1, 2. Dizini germeye çalış. Bütün arka kaslar çalışsın. Beş tane arttırdık. Sol. Dizi çektim. Yine dizi geriye çekerken oradan açmaya çalıştık. 1, 2, 3. Süper. Şimdi dizi büktüm. İki ayak circle'da. Dizleri önce 90 derece, yani kalçayı düz açıda tuttum. Dizi ger, rahat. Dizi ger, rahat. Diz düz. Son. Şimdi popoyu yere yapıştırırken
bacak ve göğüs mesafesini yaklaştırıyorum. Aynı anda popoyu yere it, bacağı çek. Popoyu yere it, bacakları çek. Popoyu it, bacakları çek. Güzel. Şimdi bacaklar biraz daha geliyor. Popo yerde. Popoya biraz müsaade et. Sallanıyorum salıncak gibi. Ufak ufak rahatlıyorum. 3 2 1 Son. Rahatla rahatla rahatla. Ve yavaşça 90 dereceye geldik. Dizimizi büktük. Yavaşça dizleri göğsüme çektim. Sağ tarafa doğru düşürdüm. Omurgayı rahat bırak. Burnundan nefes al. Ve yavaşça ortaya gel. Diğer tarafa düş. Belini rahatlat. Nefes ver. Ve ortaya yavaşça gel. İki dizi göğsüne çektin. Yere bas. Yavaşça yerden bacaklarını uzatıyorsun. Uzatırken gevşemeye başlıyoruz. Gözler kapalı. Vücudumuz rahat. Bedenimiz rahat. Özellikle omurgadaki gevşemeyi hissediyoruz. Rahat bir nefes ver. Nabzının yavaş yavaş sakinleştiğini hisset. Nabız sakinleşirken nefes rahatlıyor. Şimdi 5 tane sakin burnundan nefes alıp burnundan nefes veriyorsun. Hatta bir şey koymayalım. Hiç kendini baskı altında hissetme. Yumuşak, sakin ve doğal nefes alışverişlerini yap. O kadar güzel yap ki bunu. Aldığın nefesin süresiyle verdiğin nefesin süresi aynı olsun. Hiçbir zorlanmadan, hiç kendini yormadan bunu yap. Gevşe, rahatla ve sakinleş. Süper. Bu nefes öyle bir hale geliyor ki sanki sen müdahale etmiyorsun. Bedenin kendisi nefes alıp veriyor. Rahatlıyor. Sakinleşiyor. Ve kendisinin en doğal haliyle bu nefese devam ettiriyor. Birkaç nefes daha. Şimdi burnundan sakin bir nefes yine ve ağzından yavaşça nefes ver. Artık rahatlamadan ziyade enerjinin arttığını ve açıldığını hissedeceksin. Yine sayısı olmadan birkaç nefesle gevşemeye devam ediyoruz. Her nefes alışverişinde rahatla. Enerjini arttır, sakinleştiğini hisset. Hep bahsediyoruz, farkındalık çok önemli. Nefes alıp vermeyi farkındalıklı hale getirmek ve vücudun en doğal aktivitesi halinde de yine farkında olmak. Sen çalışan kaslarını kullanırken, bedenini sanki bir malzeme halinde kullanırken enerjini, nefesini, kontrolünü, merkezini, her şeyi fark ediyorsun. İşte en önemli noktalardan biri. Pilates'i diğer branşlardan ayıran en önemli noktalardan biri. Bütünsel bir hareket. İşte bu yüzden kendine gurur duy. En zor olanı başarıyorsun. Ve bu farkındalığını sadece bedeninde ve egzersizde değil, bütün yaşamında devam ettir. Mutlu anları fark et. Ufak ufak molaları fark et. Sinirlendiğinde bunu uzun süre götüremeyeceğini, istediğin zaman kontrol edebileceğini fark et.
herhangi bir duygu davranışında bulunmadan bunların hepsinin geçeceğini, mantığı orada tutabilmeyi fark et. Benim de hayatımda çalıştığım en önemli şeylerden biri bu. Duygu ve mantığı dengelemeye çalışıyorum. Farkındalık bu anlamda işe yarıyor. Nacizane sizinle paylaşmak istedim. Evet, şimdi nefesinin seni biraz daha enerjini arttırdığını düşünüyorum. Ve işte bu güzel, rahat, enerjik ve farkındalık hali bütün gün boyunca sürsün. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendine iyi bakıyorsun. Burada birinin sizi hep sevdiğini hatırlayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, hoşça kalın.